Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünkü modelimiz bu şekilde. İki tane yaprağımızın arasındaki bu dallarda açan değişik bu tonus işi gibi arkadaşlar yapılışı modelimiz var. Modelimiz bu şekilde. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ara suyu olarak kirpikli trabzanını kullanıyoruz. Bu şekilde sık iğneye girip iki zincirle de yapabiliriz. Veyahut da arkadaşlar direkt trabzan yaparak da başlayabiliriz. Bir zincir çekip siz de ipinizi tığınıza tutturacaksınız arkadaşlar. Biz de ara mesafesi olarak bir defa tığımın başını donadım. Yandaki tığ battıya 2, 2 olarak girdim. 1, 2, 3, 4 zincir. Zincirimi buraya kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 8 tane burada kirpikli trabzanımız var. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yandaki tığ battımın içine 2, 2 alarak bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim, bir defa doladım. 2, 2. 4 zincir. 4 zincirim buraya girdim. Kapattım. Tekrar bir zincir çekip bir tane boş trabzan yaptım. 9 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Boş trabzanımın üzerine 9 zincirimi çektim. Zincirimi çevirdim arkadaşlar. Buradaki yaptığım boş trabzanın hemen tepesine kapatıyorum. Buraya bir tane yuva yapmış olduk. Döndüm düz yüzüne 2 zincir çekerek. Bir defa doluyorum. 2 Buraya yaprak yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 2, 3. 3 tane trabzanım oldu. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2. 4 sefer daldım. 4 zincir. Hemen buraya kapatıyorum. Trabzanımın geri kalan kısmına da 5 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3. 4 ve 5. 6.'yı yuvayı yaparak kapatıyorum. Yaprağım hazır. 12 zincir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir. Kapattım buraya. 12 zincir. 10, 11 ve 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. 12 zincirimi yuvada kapatıyorum. Bu şekilde 3 tane 12 zincirli yuva hazırladık yaprağımızın arasına. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. 2, 2. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. 3 tane trabzan. 2 defa doladım. Yine 1, 2, 2, 2. Sonuncu trabzanımı da yaptım yaprağım için. 1, 2, 3, 4 zincir. Yaptığım son trabzanın içine kapattım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Son 6. sık iğnemi de yuvada kapattım. Ve arkadaşlar trabzan seviyesine inmek için bir tane de trabzanımın arasından girip kapatıyorum. Bu şekilde yaprağım hazır arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Hemen yandaki tığ battıya 2 2 alarak trabzan. 4 zincirimi kapattım. Yine ara mesafesi bir zincir. Bir defa doladım. 2, 2.
1, 2, 3, 4 zincir kapattım bu şekilde. Ara mesafesi olarak arkadaşlar yine bu şekilde 8 tane kirpikli trabzan yapıyoruz. Sonra bu boş trabzan ve kirpikli trabzanı yapıp yapraklarımızı yapıyoruz. Şimdi bu mor kısmın çiçeklerini yapmaya geçelim arkadaşlar. Şimdi sarı renkten yapacağız. İpimizi ilk yuvamıza sık iğne ile tutturdum. 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektim. 2 defa tığımı doladım. Tığımın başını 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2 alarak buraya bir trabzan yapıyorum bu şekilde. Şimdi arkadaşlar 1 zincir çektim. Hafif uzattım, fazla değil. Büyük olmasını istemiyoruz aşırı. 2, 3, 4. Trabzanın arasından girip bir tane zincir çekiyorum. İpimi çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde 5. Aradan giriyorum. Zincir çekiyorum. 6, 7, 8. 8 tane bu şekilde tığımıza ipimizi topladık. Bir tane de yeşil yuvayla şöyle olsun diye onun seviyesini çekiyorum arkadaşlar. 2, aynı dediğim gibi tunus işinde olduğu gibi 2 2 çekeceğiz. 2 2 şu şekilde arkadaşlar. 2 2 2 2 ve sonuncu ikimizi de çekiyoruz. Şimdi 4 zincir dönüşte sonra 3'er zincir çekeceğiz arkadaşlar. İlk ilmeğimin içine girdim, kapattım. Yandaki ilmeğimin arasında zaten ilmekler çizgileri belli oluyor arkadaşlar bu şekilde. Giriyorum arasına sık iğne ile geçiş yapıyorum. 3 zincir giriyorum, sık iğnemi buraya kapattım. Sıradaki ilmeğimin arasından girdim. Sık iğne ile kapattım. 3 zincir. Buradaki sık iğne ile kapattım burayı. 1, 2, 3 zincir. Kapatıyorum buraya. 1, 2, 3 zincir. Yandaki yere sık iğne ile 3 zincir bu şekilde kapattım. Tüm ilmeklerin arasına sık iğne ile girip kapattım. 3 zincir bu şekilde kapattım. 1, 2, 3 zincir kapattım. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane zincir çekiyorum geçiş için araya. Yine 2 defa tığımı doluyorum. 12 zincirli yuvanın içine girdim. 1, 2, 2, 2. Bu şekilde bir trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. İpimi uzattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir tane de arkadaşlar yeşil yuvaya giriyorum. 9. Şimdi bunları ikişer ikişer alacağım arkadaşlar. 2 2 2 2 2 2 Bu şekilde gördüğünüz gibi hepsini aldım arkadaşlar. İkişer ikişer sonuna kadar aldım. Şimdi ilk önce 4 zincir, diğer ilmeklerim, kirpiklerim 3 zincir arkadaşlar. İlk baş olduğu için, dönüş olduğu için sadece bunu 4 zincir çekiyorum. Şu şekilde karşının arasından da giriyoruz. Sık iğne ile yandaki ayrık zarfadan rahatlıkla girebiliyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir. Bu şekilde sık iğne ile kapattım.
Sıradaki ilmeğime sık iğne ile geçiş yaptım. 3 zincir, aynı girdiğim sık iğneli yere kirpiğimi kapatıyorum. Sıradaki ilmeğimin içine giriyorum. 2-3 zincir, kapattım. 3 zincirimi kirpik olarak. Evet arkadaşlar, bakın sırayla zaten tel tel ayrılmış. Hemen onun içine girip sık iğne ile kapattım. 3 zincir, 1-2-3 zincir. Sık iğne ile geçiş yaptım. 3 zincir. Sıradaki yere girip sık iğne ile geçiyorum. 3 zincirimi kapatıyorum. Tekrar en son aldığım ilmeğe de giriyorum arkadaşlar bu şekilde. Oraya da 3 zincirle kirpik yapıyorum. 1 zincirle diğer yuvaya geçiş yapacağız. 2 defa doladım. Sonuncu bu 12 zincirli yeşil yuvaya da 1, 2, 2, 2 olarak girdim. Evet. Üçüncü ilmeğimin yuvamın trabzanı da yaptım arkadaşlar. 1 zincir çektim dibine. Bir, hafif ipi uzattım. 1. Trabzanın altından girdim. 1 zincir çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yeşil yuvaya da girdim. 9. Tığıma 9 tane ilmeğimi topladım. Bunu 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 olarak aldım. Hepsini 2, 2 topladım bu şekilde arkadaşlar. 4 zincir çekiyorum. Kapatıyorum kirpik olarak. Hemen yanındakine, sıradakine yani arkadaşlar. Bu şekilde sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Kapattım. 1, 2, 3 zincir. Kapatıyorum bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. Evet arkadaşlar, ilmeklerimin tek tek arasına sık iğne ile giriyorum. Ve üzerlerine üçer kirpik yaparak kapatıyorum. Süslüyorum veyahut da bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. Kapattım. En son ilmeğimi de girdim bu şekilde. 3 zinciri de buraya yaptım arkadaşlar. 1 zincirimi çektim. İpimi koparıyorum. İpimi yakıp hemen geliyorum arkadaşlar. Arkaya çekip yakacağım. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Ben örnek amaçlı olduğu için yakın yaptım arkadaşlar. Ara mesafesini siz biraz daha açabilirsiniz. 2, 4, 6, 7 tane yapmışım arkadaşlar. Siz 10-12 yapabilirsiniz bu kirpikli trabzanları. Modelimiz bu şekilde. Çok zarif, çok hoş bir model. Farklı bir model aldı arkadaşlar. Bilinen modelleri hep yaptığımız için farklı bir modelde bu şekilde deneyebilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.